Vatandaşa sormaya devam ediyoruz. Siz belediye başkanı olsaydınız neler yapardınız? İlk olarak hangi icraatları gerçekleştirirdiniz? İşte vatandaşların görüşleri. Ben Siirt'te bir üst düzey yöneticisi olsaydım, milletvekili, belediye başkanı, vali gibi. Öncelikle Siirt'in en büyük sorunu olan işsizliği giderirdim. Bugün Türkiye gibi Siirt'te de en önemli sorun işsizlik. Bence bir yöneticinin yapması gereken en önemli şey istihdam alanlarının oluşturulması. Siirt özellikle bölgenin en geri kalmış ilidir. Bugün 20 yıl öncesine kadar küçük bir ilçe olan, 23 yıl öncesine kadar küçük bir ilçe olan Batman, zaten Siirt'e bağlıydı Batman. Bugün 23 yıllık bir aradan sonra Siirt'in tam 3 katı olmuş. Eğer ki Siirt'te zamanında yatırımlar yapılsaydı, istihdam alanları oluşturulsaydı, bugün Batman değil, Siirt Batman 3 katı olurdu. Göründüğü gibi Siirt'te özellikle işsizlikten dolayı kıraathane ve internet kafeler Türkiye ortalamasının çok üzerindedir. Eğer ki Siirt'te işsizlik giderirse bu tür yerler zaten azalır. Halkımız da dışarıya göç etmez. Batı ilerinde işçi olarak çalıştırılmaz. Kendi ilinde en azından çalıştırılırdı. Teşekkür ederim. İşsizliği gidermeye çalışırız. Vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışırız. O aşı olmayanlara aşı yardımında oluruz. Yani elimizden gelen neyse yardıma hazırız. Vallahi altyapıyla işsizlik zaten başını almış gidiyor. Bugün yüzlerce, binlerce kişi işsizlikten dolayı kıvranıyor. Elimizden geldiği şekilde onların iş sağlardık, onları bir iş sahibi yapardık. Zaten halkla iç içe olmayan kişilerden hiçbir şey ben beklemem. Kesinlikle halkla ilişkileri %100 doğal olması gerek. Arkadaşlık kurmaları gerek. Dostluk olması gerek. Şahsen kendi adıma diyorum, ben onu yaparım. Ya Siirt, ilk önce en büyük sorunumuz havaalanıdır. Şu anda en büyük sorun Siirt için havaalanıdır. Maalesef hemen hemen Siirt'in çoğu Batman'dan, Diyarbakır'dan mesela İstanbul'a, Ankara'ya o uçaklarla gidiyor. En büyük sorunumuz odur. Bir de bir sorunumuz daha var. Siirt arması yapılmış, hala faaliyete girmemiştir. O da büyük sorundur Siirt için. Bir de çok bilmediğimiz sorunlarımız var tabii ki. Bu konuda yani duyarlı olmamız lazım. Yani biz halk olarak bunu duyarlamamız olmamız lazım. Milletvekillerimiz, belediye başkanımız gerekirse bunları iletmek yani lazım. Bizim Siirt hele hele son durak olduğu için en büyük sorun zaten orada. Bir de hele hele böyle ben düşünüyorum ki eğer Siirt'te bir acemi birlik olsaydı gerçekten Siirt kalkınması daha güzel olurdu Siirt için. Siirt'in temel sorunları dediğim gibi hava alanıdır. Mesela bu su arıtmasıdır. Bir de Siirt son durak olduğu için sıkıntımız çok. Keşke Siirt için bir acemi birlik, bir fabrika kurulsaydı en azından bu işsizliği giderilmesi çok iyi olurdu. Bir de bu mesleğimiz, yani bu Siirt için bir bacasız fabrika. Yani sadece Siirt'te işleniyor, başka yerde yok. Bunu da keşke devletimiz böyle biraz daha el alsa, bunu biraz daha iyi yerlere getirmesi için illaki ihtiyacımız var. Reklam, tabii ki reklam parayla karşılık yapılıyor. Yani bazı şeyler geliyor, mesela ulusal medya geliyor buraya, anlatıyoruz. Eğer onlar televizyonda çıktığı zaman böyle bir reklam gibi oluyor bizim için. Sadece odur. Son durak olduğu için gerçekten sıkıntımız çok. İşsizlikte en büyük önemli olan şeydir. Burada fabrika yok. Burada herhangi bir üretim yapan bir şey yok. Burası son duraktır. Bunu çıkarmaları lazım. Özellikle bu Çatak yolunu bitirmeleri lazım. Yani bunları istiyoruz, bitirmelerini istiyoruz.
Van Çatakolu biterse İpek yolu çok güzel olacak. Onun da Sirt'e şeyden çıkacak, son duraktan çıkacak. İsteriz ki inşallah bu memleket iyi bir yere ulaşır inşallah. İnşallah güzel günler görürüz. Bizim belediye, yeni belediyemiz oluyor. Onun da bitirmelerini istiyoruz. Yeni gelecek belediye başkanı bunlara güzel bir hizmet vermesi için bitirilmesini istiyoruz. Seçim yaklaşıyor ama inşallah bir şeyler yaparlar. Yeni otogarımız güzel bir yerdedir. İnşallah güzel bir faaliyete geçer, güzel bir işler olur. Çünkü yeni otogarımız İpek yolu üzerindedir. İpek yolu da çok güzel bir yerdedir. Umarız ki Siirt'te güzel bir gelecek getirir. Siirt'te altyapı hiç yok. Değil yapılması gereken, hiç yok Siirt'te. Özellikle milletvekillerimizden, belediye başkanımızdan, karayollarından çok önemli duyurmak istiyoruz. Yağmur yağdığı zaman birçok yerimizde sular içinde kalıyor. Milletimiz gidip gelemiyor. Arabalarımız perişan oluyor. Onun için isteriz ki inşallah güzel bir yerlere getirirler. Bu altyapıyı bitirirler bu sene. Bu seçimden önce de bitirmeleri lazım. Bu yağmurda dışarıda yağmur yağıyor. Her yer sular içinde. İsteriz ki bitirmelerini isteriz. İnşallah iyi olur. Kanal 56'ya da çok çok teşekkür ederiz. Bizleri anlattığı için, bizlere bu imkanı verdiği için yeni dijitalde de çıkacağını duyduk. İnşallah hayırları olur. Bütün dünya bizi seyretsin. İsteriz ki bu son durumumuz olur. İşte inşallah iyi olur. Onlar için de bizim için de Siirt'in tanıtımı için de iyi olur inşallah. Vallahi şimdiki belediye başkanı bence çok güzel çalışma yapmış. Önceki belediye kesinlikle o kadar imkan vardı, hiçbir şey yapamadılar. Şimdiki belediye başkanı, bak ben Siirt yerlisiyim. Ama ben şahsen onu çok beğeniyorum. Eksiklikleri nelerdir? İş sahası yok. İş sahası yok. Yalnız inşaat sektöründe biraz gelişmiş, hakikaten gelişmiş. Yani bloklar, bilmem siteler yapılmış. Ama başka bir şey yok. İşsizlik çok. Esnaf, küçük esnaf zor durumda. Sanayi, ancak sanayi kurtarır. Bu yeni yapılan Ulusu Barajı herhalde biraz etki yapacak. Altyapı çok önemli. Ama eskiye nazaran çok çok iyidir. Eskiden Siirt çok berbattı. Biraz gene gelişmiş yani o yönden. Temizlik bakımından, bahçe, park bakımından, bilmem siteler bakımından biraz gelişmiş. İnanız ki eğer burada eski evler yıkılıp siteler, bloklar yapılsa burası aşağıdan daha hoştur. Çok berbat. Küçük esnafı mahvetti büyük şeyler, marketler. Markete gidiyorsun her şey bulunuyor. Küçük esnaf biliyor musunuz? Zor durumda kalıyor, satış yapıyor. Bazı esnaflar öyle mevsimlerde istiftah bile edemiyor. Vallahi artık bunu bizim baştakiler bunu çözmesi lazım. Yani yoksa küçük esnaf emekli zor durumda. Ben Bakkur emeklisiyim, 900 lira maaş alıyorum. Bir milletvekilinin yevmiyesi. İlk sorunum işsizliği çözerdik. Ondan sonra altyapı sorunu. Zaten Siirt'in birçok sorunu var. Onları çözerdik. İlk önce bu altyapı sorunu var. Ne bileyim, Siirt'in birçok sorunu vardır. Su sorunu mesela. İlk önce buradaki hayvan pazarı için mesela buradaki peynircileri, mesela kasapları, bir sürü şey var. Hep aynı yerde olmasını isterdik. Ne bileyim, Siirt'in zaten sorunu hayatta bitmez.